Haydi o televizyonun ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Haydi Konuşalım programında bu akşam gençliği masaya yatıracağız. Gençlik üzerine bazı projelerden, konuşmalardan ve daha doğrusu gençlik üzerine neler yapılabilir bunu bu akşam ele almaya çalışacağız. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Konuklarımız Bozova ilçemizden Şanlıurfa'ya geldiler. Bu akşam bizleri kırmadılar. Kendilerinden yapmış olduğu çalışmalar hakkında bazı bilgiler almaya çalışacağız. Ben hemen sizlere konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Milli Beka Hareketi, Bozova Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mahmut Boğan Akçakaya Beyefendi bu akşam bizim stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hemen yanında yine Bozova İlçe Teşkilatı'ndan Milli Beka Hareketi Bozova Gençlik Kolları Başkanlığından Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı Sayın Mustafa Aslan. O da bu akşam gençlere yönelik ne gibi çalışmalar yapmaktalar? Bozova ilçemizdeki gençlerimizle ilgili olarak projeleri neler? Milli Beka Hareketi anlamında bizlere ne gibi bilgiler vereceksiniz efendim? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bozova halkı adına ve Güneydoğu TV yayın kanalı olarak başarılarınızı devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim. Şimdi Bozova Gençlik Kolları Başkanı, Milli Beka Hareketi Gençlik Kolları Başkanı'yla programımıza başlayacağız. Şimdi son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir ifade beka, beka sorunu vesaire. Bu anlamda çeşitli konularla ülke gündemimizi yer aldı aslında. Siz de Milli Beka Hareketi olarak bir yapılanma içerisindesiniz. Evet. Ve Bozova ilçesinde Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütmektesiniz. İsterseniz içinde bulunmuş olduğunuz bu hareketle başlayalım. Bize bu hareketinizden biraz bahseder misiniz? Ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Daha sonra sizi tanımakla da devam ederiz. Evet. Öncelikle tüm Güneydoğu TV televizyonuna teşekkür ederim. Milli Beka Hareketi şu an itibariyle 61 il, 232 ilçe, 28 uluslararası ülke başkanlığı, yüz binlerce gönüllüsü ile devlet ebed müddet ruhunda 2023 uğrunda yola devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Beka Hareketi unutulan ve unutulmak istenilen Osmanlı kültürü, ahlak ve medeniyetini genç neslimize tekrardan enfekte etmek için devletimizin, milletimizin milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak için sokaklarda, caddelerde, konferans salonlarında, en önemlisi de sosyal medyalarda devletimizin yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu dile getirmekle ilgili bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim Evet. için vazgeçilmezimiz her zaman da Genel Başkanımız Sayın Murat Şahin'in de her platformda dile getirdiği gibi bizim yönümüz sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti, saflarımız Cumhur İttifakı'dır. Evet. Böylelikle çalışmalarınızın da bu yönde olduğunu ifade ettiniz Evet. programın girişinde. Evet. Benim de bahsettiğim gibi beka sorunu. Demek ki gerçekten böyle bir beka sorunu var ki siz de böyle bir hareket kurma veya hareketin içerisinde yer alma ihtiyacı hissetmişsiniz. İhtiyacı hissettik, evet. Evet. Peki şöyle bir rakamdan bahsettiniz. 28 ülkede kuruldu mu? Şu anda var mı? Şu an en son aldığımız bilgi 28 ülkede kurulu. Bir Evet. de Türkiye'de 61 il tamamen kurulu açılışını yapmış olduğumuz 232 de ilçe şu an mevcut. Yani yüz binlerce hemen 1 milyona yakın bir gönüllü milli neferimiz Bu çok ciddi bir bulunmakta. rakam ama. 1 milyon yani bir sivil toplum örgütü adı altında, tek çatı altında bir araya gelebilmesi bayağı ciddi bir rakam. Şimdi Uğur Bey ben şöyle ifade edeyim. Ben
kendi üzerime şu an gençlik olarak gerçekten bizim için çok önemli olan ve milli bekanın tüzlüğünde olan, biz bu yola çıktığımızda biz bu inançla çıktık. Ezanlar dinmez, bayrak inmez. Bu cennet vatanı bölünmedi, bölünmeyecek, bölünmez. Milli beka olarak bizim Sayın Genel Başkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi bizim devletimizin hiçbir makamı, hiçbir mevkisinde gözümüz yoktur. Hiçbir beklenti içinde olmadan vatanımız, bayrağımız uğruna yola çıkmış milli neferleriz. Bu uğurda yola çıktınız ve çalışmanız bu şekilde, devam etmektedir. Peki milli beka hareketini elbette daha detaylı olarak tanıyacağız, bileceğiz, evet, ve bize anlatacaksınız. Peki Mahmut Boğan Akçakaya, sizi biraz tanıyalım ve sizin bu hareket içerisinde yer alma sürecinden biraz bahsedelim. Şimdi ben Mahmut Boğa Akçakaya, Milli Beka Hareketi'nin Bozova kurucu gençlik kolları başkanıyım. Evet. Yaklaşık 3-4 aydır görevdeyim. Görevim genel merkezimiz tarafından atandığı günün akabinde teşkilatım ile birlikte gerçekten sıkı bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Şu an yapmış olduğumuz teşkilatım ile birlikte her hafta toplantılarımız gerçekleştiriyoruz. Ve her hafta toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz takdirde şu an toplantılarımız önümüzdeki süreçte teşkilatımızla birlikte bir karar alıyoruz. Ne yapmalıyız? Bozova'ya, gençlere ne şekil bir faydamız dokunabilir? Veya ne yapmalısınız mesela? Şu an gerçekten Bozova'da biz milli beka olarak da biz gençlik kollarının başkanlığı ve teşkilatı olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Tamam. Gençlerimize önem vererek şu an gençlerimizi tekrardan topluma kazandırmak çabası içerisinde ve o yönden bir çalışmalar sürdürmekteyiz. Evet. Şimdi gerçekten bunu üzülerek söylemek istiyorum. Yani gençlik biraz şu an Bozova çerçevesi içerisinde dile getireyim. Biraz dağılmış bir konumda. Dağılmış. Evet. Evet. Önce mikro olalım, sonra makro olarak ele alacağız. Önce Bozova Gençliği'nden yola çıkıyoruz. Bozova Gençliği ile ilgili sıkıntıları başlıklar haline bize sıralayın. Daha sonra çözüme girelim. Şimdi birinci sıkıntı dağılmış. İki nedir? Şimdi ikinci sıkıntı gençlerimizin sürekli her platformda, çünkü biz aktif olarak meydanlarda olduğumuz için biz tamamıyla halkımızın içine iniyoruz. Bozova Gençlik Kolları Teşkilatı olarak. Toplantılarımızın yanı sıra köy ziyaretlerimize çıkıyoruz. Yani şu an Bozova ile sınırlı değil, kırsal mahalleler olarak adlandırdığımız köy ziyaretlerimizi çıkıyoruz. Oradan bize gençlerden çok talep geliyor. İşte başkanım, biraz biz gençlerin üzerinde de durursanız işsizlik konusunda. Oraya geleceğim. Şimdi gelen taleplere geleceğim. Bir, dağılmış dediniz. Evet. Gençlerimizin bazı sorunlar olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Halkla iç içe bir hal içerisindesiniz. Peki siz de gençlik kolları başkanısınız. Evet. Ve Bozova Gençliği'nden gelmektesiniz. Gençlerin, gençliğimizin, hepimizin bu duruma gelmesindeki en önemli etkenler nelerdir? Niye bu duruma geldiler? Niye dağıldılar? Şimdi gençlerimiz bunu demin de söyleyecektim, üzülerek söylemek istiyorum. Biraz madde yönünden, bağımlılık yönünden. Madde bağımlılığı yönünden, madde evet. Bağımlılığı bu yönünden. Etken bir tarafa bırakıyoruz. Başka sebepleri olabilir mi? Ya başka sebepleri, en önemli sebebi de biraz yine nere çekersek işsizliğe dayanıyor. İşsizliğe dayanıyor. Evet. Peki eğitim
bir ara başlık olarak koyabilir misiniz? Eğitim ara başlık olarak koymamız konusunda şimdi eğitimde de biraz sıkıntılar doğuyor. O gençlerimiz şu an eğitim konusunda bir mağduriyet yaşadığını dile getirmek gerekirse şu an öyle bir sıkıntı, yani kendi çerçevemden bakarsam taleplerden öyle bir sıkıntı şu ana kadar bize gelmemiştir. Yani gençlerin eğitimle ilgili bir sorunu yok bir mu? Bir sorunu yokmuş. Yokmuş değil. Var yok, mı yok mu? Yok. Yok, ha, tamam. Yok diyorsunuz evet. Evet, yok. Başka? Eğitim derken yanlış anlamayın. Okul eğitim sıradan bahsetmiyorum. Yani eğitim aile aileden başlar. Bizim sosyal çevremizden başlar. Aile derken hepimizin birer ailesi var. Hani ailemiz anne babadan değil. Sosyal donatıdan, sosyal çevreden, şimdi, çalıştığımız işten. Yani bunlar biraz daha dar çerçevede tutarsak madde bağımlılığına biraz daha uzaklaştırır diye düşünüyorum ben. Şimdi Uğur Bey ben şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii ki bundan aileler de biraz sorumludur. Şimdi nasıl aileler sorumludur? Biz bunu gerçekten eğer gündeme getirdiğimizde her iki tarafı ele almak gerekir. Her iki tarafı ele aldığımızda şu an bir anne bir baba eğer evladını okula gönderiyor ise emin olun ki okuldan öğretmenler veyahut müdür aileye bir şikayette bulunmayana kadar veyahut telefonla aramayana kadar çocuğumun eğitimi ne seviyededir? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Arkadaş ortamı nasıldır? Deyip gidip orada hassasiyet gösteren veliler gerçekten çok az bulunmaktadır. Bunun için ister istemez çocuk şu an diyor ki ben evden çıkıyorum nasıl olsa benden hesap soran olmuyor. Bir de ortamdan etkileniyor. Ortamı iyi seçmek lazım. Evet. Şimdi okul, lise, bir de üstelik de lise çağı gençliğin biraz hareketlilik olduğu bir çağdır. Onun için ortamdan etkilenebiliyor evet, insanlar. bu şekilde yorumluyorsunuz. Evet. Peki halkla iç şey izlediniz. Çalışmalarınız oluyor. Onların sorunlarını dinliyorsunuz. Gençlerden gelen taleplerden bahsettiniz. Peki gittiniz. Ziyaretlerde bulundunuz. İnsanlar size dertlerini anlattı. Siz de not aldınız. Değil mi? Not alıyorsunuz. Tabii, evet. Ne yapıyorsunuz o notları? Nasıl bir çözüm yolu arayışına gidiyorsunuz? Şimdi biz bu şekilde Milli Beka Hareketi olarak halkımızın elçisi diyelim. Yani sorun ve sıkıntılarını biz elimizden geldiğince yetkili makam ve mevkilere ki bunu da yapamıyorsak genel merkezimize bildiriyoruz. Genel merkezimizde üst mercilere bildirerek en kısa bir süre içerisinde elimizden geldiği kadar Milli Beka Hareketi olarak halkımızdan bize gelen talepleri yerine getirmek için çalışmalar sürdürüyoruz. Yani evet, biz yapamazsak genel merkezimize, genel merkezimiz şu an gerçekten genel başkanımız ve başkanlık divanı çok iyi ve çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Şu an bunu samimi söylüyorum. Bizim genel başkanımız Sayın Murat Şahin günde 2-3 saat ile uyku ile dava uğruna çalışmalarını sürdürmektedir. Evet. Gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindedir. Programın başında bahsettiğimiz gibi siz 3-4 aylık bir süre çerçevesinde bu görevde bulunuyorsunuz, değil mi? Doğru Evet. söylüyorum, Evet. yanılmıyorsa. Evet, 3-4 aydır. Peki yani küçük olur, büyük olur, yani somut olur, soyut olur. Göreve geldiğinizde bugüne kadar Bozova'da şöyle bir sorun geldi. Ben şunu da yaptım veya şu bardağı şuradan aldım da şuraya koydum diyebileceğiniz bir şey var mı elimizde? Ya şimdi Uğur Bey biz zaten 3-4 aydır bir görevdeyiz. Evet. O tür bir talepler
geliyor. Mesela biz geçenlerde kendi aramızda şöyle maddi durumu iyi olmayan aileleri tespit edip, yani öğrenciler tespit edip, kendi teşkilatımız olarak, kendi imkanlarımızla o öğrencimize kılık kıyafet konusunda yardımcı olduk. Ve şu an daha önümüzdeki yapabileceğimiz bir projemiz daha, bu engelli vatandaşlarımız. Onun için de zaten genel merkezimizden istişare halindeyiz. Engelli vatandaşlarımıza gerekirse kendi imkanlarımızdan, Milli Beka Teşkilatları olarak kendi imkanlarımızdan engelli arabası vesaire, bunları temin etmeyi düşünüyoruz. Evet, yani engelli vatandaşlarımıza da bu şekilde bir Aynen, yardım edi aynen. uzatmayı Öyle bir planlıyorsun yani. projemiz var. Onu da şu an Güneydoğu TV ekranlarında dile getirmek istedim. Yani benim de nacizane bir önerim, yani şu an hani programımız da spontane geliştiği için, spontane konulardan bahsettiğimiz için Evet. zaten engelli vatandaşlarımıza devletimiz raporlar neticesinde tekerlekli sandalye, akülü araba veriyor. Sıkça işsizlikten bahsettiniz. Onların iş hayatına kazandırılması anlamında da bir proje yapılamaz mı? Veya öyle bir düşünceniz var mı bilmiyorum. Şimdi o konuda biz zaten demin de ifade ettiğim gibi bizim yapabileceğimiz kadar biz zaten yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten yetkili kurumlarla sürekli istişare halindeyiz. Yapamadığımız, bizi gücümüzden çıkan bazı konular oldu mu? Bunu da direktmen genel merkezimize taşıyoruz. Evet. Onu da ele alacağız. Çünkü gerçekten şu an o çok önemli bir konu, işsizlik. Onun da elimizden geldiği kadarıyla hızlandırmaya çalışacağız. Peki genel anlamda gençlerimizin işsizliğe ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Yani gittiniz, işsizim dedim. Bozova'da yaşayan bir genç olarak. Notunu aldınız, genel merkeze ilettiniz. Bir hafta, 2 hafta, 2 ay. Belki 2 yıl geçti. Yani kafanızda bir plan var mı? Çok değerli teşkilat üyeleriniz de burada. Birazdan Mustafa Bey'e de söz hakkı vereceğiz. Sizinle beraber gelen değerli misafirlerimiz de şu an kulisteler. Yani Evet. onlara bir fikir jimnastiği yaptığınızda, yani Bozova'ya fabrika mı açacaksınız? Ya da Bozova'dakileri arabayla Urfa'ya mı getireceksiniz? Hani bunun bir altyapısını düşündünüz mü? Şimdi genel merkeze gittik hep beraber. Efendim Urfa işsiz de bir çözüm önerisi var mı, yani bir şey düşündük mü? Onu merak ediyorum ben. Şimdi bizim zaten Halkla İlişkiler Komisyon Başkanımız bu konu üzerine gerçekten sürekli milletin, halkımızın içerisindedir. Zaten görevi de halk ile ilişkiler olduğu için birebir halkın sorunlarını, halkın Görevi halkla sıkıntılarını. ilişkiler olduğu için halkın içinde, yoksa değil mi? Girmiyor mu halkın içine? Yok yok, şimdi anlatmak istediğim konu, şimdi gerçekten kendisi sürekli milli beka hareketi. Evet. Onu savunuyor. Yani o beka hareketi olarak halkın içerisinde yer Halkın alıp içerisinde fikirlerini beyan fikirlerini ediyor. beyan Evet. Ha, edip, tamam. ki o fikirler doğrultusunda kendisi zaten başkanım güzel bir şekilde not edinip, Birazdan ona geleceğim. evet. Birazdan geleceğim. Sizin bir başlıklarınızdan geçelim. Evet, not edinip biz de şu an Milli Beka Teşkilatı olarak ben kendim bir çalışma başlatacağım da komisyon başkanlarımla birlikte bir istişare yapıp öneririm. Arkadaşlar böyle bir fikrimiz var Kaç komisyon gerçekten. başkanınız vardı bu arada? Bizim teşkilatımız 21 21. Yani Bozova kişi, ilçe teşkilatında gençlik kolları olarak. gençlik kolları 21 kişi, ilçe teşkilatı 21, kadın kolları 21. Yani Evet. Bozova Milli Beka Teşkilatı 63. Önemli bir rakam Bozova Evet. için. Yani bütün ilçeler için, Şanlıurfa'da bu Evet. hareketin bu sayıya ulaşıp teşkilat olması önemli bir rakam. Yani birçok parti bulamıyor bu rakamı. Hani teşkilatlar bu üye açısından. Bu yüzden hani iyi iyi. Bu bir tarafta dursun yani. İyi iyi. Siz teşkilatınızla
komisyon başkanınızla bir araya gelip fikirlerinizi beyan ediyorsunuz. Orada kaldık, oradan devam edelim. Evet. Şu an komisyon başkanlarımızdan fikirlerimizi beyan edip bir istişarede hayır vardır. Evet. Der bizim Peygamber Efendimiz. İstişare yaparak ben Gençlik Kolları Başkanı olabilirim. Teşkilatın sorumlusu olabilirim. Ama istişarede hayır var dememizden şu an belki komisyon başkanlarımız içerisinde arkadaşımızın Milli Beka Hareketi kanadı olarak farklı bir fikri olabilir, fikri olabilir, eleştirisi olabilir, eleştirisi öz olabilir. eleştirisi olabilir. Ondan sonra biz masaya yatırıp güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Bizim için, Milli Beka Hareketi için, Bozova için neyin böyle yaparsak, bu şekilde yaparsak iyi olur mu? Faydalı olabilir miyiz? Olamaz mıyız? Ya da biz bir çocuğumuzun elinden tutabilirsek ne mutlu bize. Hani o kadar bir kişinin bile yardımına yetişebilirsek bu bizi onur etmektedir zaten. Evet. Peki kadın kollarından da bahsettiniz. Teşkilatlanma anlamında. Gençlerle ilgili olarak projelerinizden bahsediyorsunuz. İşte işsizlik olsun, madde bağımlılığı olsun. Evet. Bunlarla ilgili olarak dosyalarınızı tamamlayıp genel merkez bünyesinde Bozova, yerel yönetimler anlamında çalışmalarınız olacak. Evet. Peki kadınlarımız hakkında düşünceleriniz neler? Bozova'daki kadınlarımız için onların sorunları neler? Siz neler yapabilirsiniz? Ne gibi projeler düşünüyorsunuz? Şimdi Uğur Bey, kadınlarımız hakkında şöyle bir coğrafyamızı, Bozova sadece değil de coğrafyamızı anlatmak istedim. Özellikle yaşamış olduğumuz coğrafyada kadın kardeşlerimiz gerçekten mağdur olunmaktadır. Kadın kardeşlerimiz, annelerimiz size biz Milli Beka Hareketi olarak sahip çıkacağız. Şu an batıda bulunan kadınlarımız, annelerimiz ne kadar rahat ise bizim coğrafyada yaşayan kadınlarımız da bir o kadar rahat olmalıdır. Şu an coğrafyamızda yaşayan kadınlarımız rahat değil mi? Ya şimdi rahat değillik konusunda Rahat. 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 Şimdi benim annem rahat. Niye rahat değil? Hani bunlara iş istihdam anlamında falan hani tamam da yani coğrafya rahat hani. Şimdi batıdakiler de rahat. Doğudakiler de rahat. Hani. Şimdi Uğur Bey, söylemek istediğim şu an iş istihdamı olsun. Ve bir de şu an gerçekten batıya göre biz coğrafya biraz daha kadına karşı böyle bir naziklik ya bir de sert davranma konusunda söylediler. Başkanım şöyle bir durum var aslında. Evet. Önemli bir konuya temas ediyorsunuz. Kadınlara yönelik tutumdan. Yani aslında bunu kadına şiddetten tutun, kadın cinayetlerine kadar uzanan bir olay. Ama maalesef günümüzde başkanım son zamanlarda yani Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne neyse üzülerek belirtiyorum ki Türkiye'nin doğusunda da aynısı. Yani kadın cinayetleri artmış durumda. Ya Türkiye'nin doğusu batısı kalmadı. Kadın cinayetleri ve kadına şiddet anlamında. Genel olarak bence coğrafyamız değil, ülkemiz olarak bakış açımızı geliştirmemiz lazım. Sizce? Şimdi katılıyorum. Tabii biz sadece coğrafyamızla sınırlı kalmadık. Sadece öyle bir örnek Yok hani verdim. ben genel olarak Genel bahsediyorum. olarak aynı. Yani belki bundan 15 yıl öncesine baktığımızda haklısınız. Doğru. Hani bölgemizde biraz da kadına şiddet ve kadın cinayetleri anlamında. Ama maalesef günümüzde Türkiye genelinde böyle bir sorun var. Şimdi gerçekten bu son zamanlarda da biraz daha Artış göstermiş. Evet, artış doğru göstermiştir. söylüyorsunuz. Aha. Ve biz kadınlarımız için şu an Milli Beka Hareketi olarak çok kısa bir süre içerisinde kadınlarımızla ilgili bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz. Adını da Milli Beka Kadınların Yanındadır Yani adında. bilinçlendirmek haklar anlamında, sosyal Aynen. sorumluluklar anlamında bilinçlendirmek için değil mi? Aynen. O şekilde bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz. Şu an bizim zaten Gençlik Kolları Teşkilatımızın içerisinde de kadın kollarımız var. Evet.
ilçe kadın kolları ayrı, gençlik kolları teşkilatımızın içerisinde kadın kollarımız var. Ve bizim teşkilatımızın içerisindeki kadın kolları başkanımız gerçekten sürekli biz köy ziyaretlerine gittiğimizde başkanımızı da kendimizden götürüyoruz. Sonuçta biz bayanlarla ilgili olan sorun ve sıkıntılar, mesela kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını daha rahat veyahut şikayetleri daha rahat dile getirsin diye başkanımızı kendimizden... Tabii yani hem cinslerini anlatmaları daha makul olur. Aynen. Evet. Götürüyoruz. Zaten orada atıyorum Gölbaşı Mahallesi'nde bir toplantı düzenledik. Teşkilatla katıldık. Kadın kolları başkanımız, gençlik kolları, kadın kolları başkanımız. Başkanımız zaten bayanlarla birlikte oturup onların sorunlarını, sıkıntılarını dinledikten sonra kendisi güzel bir şekilde not edinip biz de onu da teşkilat olarak masaya yatırıyoruz. Üzerinde bir teşkilat olarak bir bilgi alışverişinde, istişarede bulunuyoruz. Hı hı. Ve kendilerine faydalı olmaya veyahut sorunlarını, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman şöyle diyelim, kadınlar konusunda Bozova'da bir konferans düzenleyeceksiniz. Önce kadınlarımıza kadınların haklarını anlatacaksınız. Evet. Değil mi? Kendi evet. haklarını bilecekler. Evet. Evet. Onların sorunlarını dinliyorsunuz ve istihdam anlamında da yardımcı olmaya çalışacaksınız. Aynen öyle. Üç ana başlık altında toplayabiliriz. Aynen öyle. Az önce dediniz, geçtiğimiz günlerdeki o teşkilat toplantınızda işte bir öğrenciye yardımcı evet. oldunuz. Peki çocuk, yani buradan öğrencilere, çocuklara gelmek istiyorum ben. Bozova çocukları için, Bozova'daki çocuklarımız için neler düşünüyorsunuz ve neler planlıyorsunuz? Şimdi şu an evet. çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Hı hı. Biz çocuklarımız için bizim Bozova'daki okulların veyahut Milli Beka olarak biraz açmak istiyorum. Genel başkanımızın da bir projesidir. Coğrafyamız, yani bölgemizin bütün okulları, hiçbir okul kütüphanesiz kalmayacaktır. Evet. Bu Bozova için de geçerli. Güneydoğu Anadolu coğrafyası için de geçerlidir. Genel başkanımızın da zaten gündeminde, projesinde bu vardır. Hı hı. Biz Bozova'daki bütün okullarımızı çocuklarımız için onların kitap, kılık, kıyafet ve burs konusunda bile düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz. Güzel. Evet. Ki her zaman da dile getirmek ve altını çizmek istiyorum. Yapamasak bile kendi bünyemizde Milli Beka olarak, teşkilatlar olarak kendi imkanlarımızdan yapacağız. Evet. Çünkü biz evet, Milli Beka hareketi olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Yani önemli bir hareket. Özellikle üye sayısından, teşkilatlanma sayısından ve diğer konulardan bahsedecek olursak, Şanlıurfa gibi bir yerde, diğer illerimizde, özellikle 28 ülkede tek çatı altında toplamak önemli bir güç, önemli bir başarı. Peki halkla iç içe olan başkan, Milli Beka Hareketi, Bozova Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı sevgili Mustafa Aslan. Evet, biraz da sizden bahsedelim Mustafa Bey. Özellikle halkla iç içesiniz, değil mi? Evet Uğur Bey. Genelde halkımız da Milli Beka Komisyon, Halkla İlişkiler Hı-hı. Komisyon Başkanı olarak Hı-hı. sürekli halkımızın içerisinde ve halkımızla diyalog halinde. Tabii zaman zaman bu sohbetlere vesile oluyor. Zaman zaman da insanların tabii sohbetleri oluştuğu zaman onların dertlerini, sıkıntılarını paylaşma imkanı da doğuyor buradan. Evet. Tabii toplumumuz içerisinde siz de bilirsiniz ki en önem verdiğimiz gençlerimizdir şu an. Çünkü gençlerimiz bizim için gelecek vadide nesillerimizdir. Hı hı. Bunlar üzerinde biz Milli Beka olarak çok önem vermekteyiz ve durmaktayız. Öncelikle şu an gençlerimizin üzerinde
fazlaca halkımızın şikayetleri şöyle bir durum var. İlkokul ve ortaokul, lise önlerinde genelde 18-16 yaş, 17 yaş gruplarında, çünkü bu gruplar genelde ergenlik dönemlerine daha yakın olduğu için bir arayış içerisindeler. Dolayısıyla kimin ne şekil onlara yaklaştığını bilemezler. Tabii halen de bir tecrübeleri de olmadığı için doğru insanla arkadaşlık kurmayı veya temel eğitim de çok önemli bu konuda, ailelerin kendi temel eğitimleri. Abi Güneydoğu insanımız genelde kendi günlük yaşantılarını sürdürebilsinler diye meşgaleli bir şekilde, tabii insanlarımız fakir kesim olduğu için genelde çocuklarına belki yeterli seviyede eğitim veremiyorlar tabii. Hı hı. Bu eğitim yani genel eğitim olarak, yani anne baba ebeveyn eğitimi olarak bahsediyorum. Tabii bunun yanı sıra eğitim de çok önemli. Eğitimin olduğu yerde cehalet olmaz. Cehaletin olmadığı yerde de karanlık yoktur. Mustafa Bey, virgül atayım buraya. O okul önünde madde satan insanlarla ilgili olarak, yani böyle bir gençlerin sorunu var ya. Evet. Onunla ilgili olarak ne tasarlıyorsunuz? Yani emniyet yetkilileri elbette, kolluk kuvvetleri elbette bu işin birinci muhakkak, derecede muhatabı. Muhakkak. Ama siz öğrencileri bilinçlendirme anlamında ne düşünüyorsunuz? Bilinçlendirme anlamında öncelikle öğrencilerimizi bir konferans vererek gençlerimize, tabii konferans vermemizin sebebi gençlerimize daha verimli olmak amacıyla, bilinçlendirmek amacıyla konferans vereceğiz. İşte maddelerin zararlarından bahsedeceğiz. İleriki dönemdeki yaşayacakları hayatlarındaki kalıcı hasardan bahsedeceğiz. Ki ileriki zamanlarda bu onların eğitimlerini aksatacak. Dolayısıyla okulu bırakma seviyesine gelecek ve daha sonraki dönemlerde de tamamen kendini bir boşlukta hissedecek. Çoğu zaman da şöyle bir durum oluşuyor. Maalesef bunu ben üzülerek söylemek istiyorum. Madde bağımlılığından, tabii ebeveynlerin haberi olsa zaten böyle bir şeye zaten müsaade etmezler. Çocuklarına sahip çıkacaklar. Ama çocuk okula gittiği zaman ebeveyn, anne baba nereden bilsin? Gün içerisinde çocuk gidiyor, çantasını bir yere mi bırakıyor? Veya okula gidiyorum, arkadaşıma gidiyorum veya kursum var bahanesiyle. Ya, iletişim kurup takibi devam ettirebilmek önemli. Aynen, evet. Aynen. Bunun önüne geçmek için konferans vereceğiz. Gençlerimizi bilinçlendireceğiz bu konu hakkında. Ve tabii şu an hali hazırda düşen gençlerimiz de bunları tespit edip kolluk kuvvetlerimizle beraber bu gençlerimize yardımcı olmak babında bunları tedavilerini milli beka hareketi olarak yapacağız. Bunları bu illetten kurtaracağız. Topluma birer faydalı örnek insan olarak inşallah Allah'ın izniyle elimizi taşın altına koyarak bunları gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Benim için gerçekten, özellikle madde bağımlılığı. Yani bunu Şanlıurfa Bozova ile kıyaslamak istemiyorum veya diğerlerle kıyaslamak istemiyorum ama son zamanlarda gerçekten de artış gösteren bir sorun. Ve daha üzücü olayı ise yaş aralığının daha aşağı çekilmesi maalesef. Evet. Yani eskiden 18 ise bugün, yanılmıyorsam istatistikler size daha iyi vardır. 12'ye kadar düşmekte yani. Bu çok önemli bir sorun. Bence çocukları bilinçlendirmekten ziyade aile vesaire, ya, gerekse esnafın bile bilgilendirilmesi lazım. Evet, katılıyorum size Uğur Bey. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi biraz önce de vurguladım. Temel eğitim çok önemlidir. Hani şöyle bir durum var. Çocuğunuzu okula gönderirsiniz ama yani cebine 5 lira, 10 lira veya 20 TL bir harçlık koymakla her şey o öğrenciyi okuttuğunuz anlamına gelmiyor. Bunları takip etmemiz lazım. Gerekirse okullarına gitmemiz lazım. Ayda hani yetişemiyorsak en az 2 kez. 15 günde veya 20 günde bir, hiç yetişemiyorsanız bir ayda bir okula gidin. Gerekli müdürlerimizden olsun, öğretmenlerimizden olsun,
bir yere almak lazım. Öğrencimiz ne durumda? Devamsızlığı var mı yok mu? Herhangi okul içerisinde veya okul dışında şüpheli bir davranış, hal hareket, sıkıntılı bir durumu mevcut mu değil mi? Biz bunların üzerine bu şekil düştüğümüz zaman tabii değerli öğretmenlerimiz ve okullarda bulunan yönetim müdürlerimiz üstlerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Yani sırf o insanlarla bitmemekte bu durum. Bize düşüyor. Görevin yarısı, yarı yarıyadır bu. Evet, okuldan çıkalım. Daha başka konulara geçelim isterseniz. Az önce sevgili Gençlik Kolları Başkanı'na bahsetti. Yani işsizlikten bahsetti. Daha birçok konulardan bahsetti. Siz genel olarak yani başkanımız elbette az önce söylediği gibi köylere ziyaretler gerçekleştirmekte. Evet. İşte esnaf gezisi olsun vesaire bu tür konularla yakından ilgilenmekte. Siz Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak ne gibi konularıyla karşı karşıya kalıyorsunuz? Şöyle durumlarda da çoğu zaman karşılaştım. Bunu da üzülerek söylemekteyim. Çoğu zaman bazı ailelerin yanına gittiğimiz zaman, tabii milli beka olarak gittiğimiz zaman şu böyle bir durum da oluşmakta. Maddi durumu çoğu zaman bakıyorum, pırıl pırıl gençler, ailenin maddi durumu, imkanları yerinde olmadığı için bakıyorsunuz ki diğer arkadaşları okul bahçesinde ders kitapları elindeyken, herhangi okulun verdiği bir konuyla müdahil iken diğer çocuğa bakıyorum, bir çobanlık yapıyor. Yahut elinde kazma kürek. Yani şu anda çocuk yaşıyla büyüklerin işlerini yapma çabası içerisinde. Bunun en önemli faktörlerinden biri de şu anki Güneydoğu olarak ben bunu vurgulamak istiyorum. Güneydoğu'daki iş potansiyelinin olmayışı ve insanların gerçekten kazançlarının çok kısıtlı olması. Dolayısıyla fakir kesim zaten tam fakir bir seviyede. Zaten zengin çevreler zaten okul ihtiyacı duymadan onlar da zaten çocuklarını özel okullarda ve kolejlerde eğitimlerini tamamlamakta. Biz de bu maddi durumu olmayan öğrencilerimize Milli Beka Hareketi olarak burs vermeyi düşünüyoruz. Tabii teşkilatlarımızı değerli başkanım Mahmut Boğa Akçakaya da vurguladı. Şu an Türkiye'de 1 milyondan fazla üyemiz var. Üyelerimizin destekleriyle de Allah'ın izniyle öğrencilerimiz burs verme imkanını sağlayacağız. Evet. Bu şekilde yorumladınız. Peki. Önümüzdeki konuları yavaş yavaş toparlayalım. Daha sonra gençlik olarak başkanımızdan ve sizden tekrardan kapanış için söz hakkı vereceğim. İsterseniz toparlayalım. Halkla ilişki olarak mesajınızı verin ve daha sonra gençlik olarak başkanıma döneyim. Şu an halkımızın içinde en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik. Evet. İşsizliği de bu şekil bir çözme projemiz var. Şu an Bozova'da bulunan vakıf malı olup da boş araziler var. Evet. Bu arazilerimizi değerlendirmek babında ve de iş istihdamı için değerli iş adamlarımızı Bozova'ya davet ediyoruz. Evet. Yatırımcılar gelsinler Bozova'ya yatırım yapsınlar diyorsunuz. Evet. Yeterli arazimiz var. Vakıf malı ve şu anda verimsiz araziler. Evet. Ama iş istihdamı için gerçekten verimli olacağına inanıyorum. Bunun için yani Türkiye'nin neresinden olursa olsun değerli iş adamlarımızı, abilerimizi Bozova'mıza davet ediyoruz. Gelsinler. Gerekli yardımları yapacağız kendilerine. Yol göstereceğiz. Başımız ve gözümüz üstüne. Evet. Tekrardan kapanış için size söz hakkı vereceğim. O sırada da toparlayıcı cümlelerinizi kullanırsınız. Evet. Bozova Gençlik Kolları, Milli Beka Hareketi, Bozova Gençlik Kolları İlçe Başkanı Sayın Mahmut Doğan Akçakaya. Evet. Son olarak kameralarımız aracılığıyla gerek Şanlıurfa gerek Bozova ilçesindeki vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Şimdi Uğur Bey, ben öncelikle şunu söylemek isterim. Biz yayın başında söyledik zaten. Tamamıyla bizim yönümüz sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti saflarımız Cumhur İttifakı'dır dedik. Evet. Ve bazen
Bize soruyorlar, diyorlar ki başkanım siz bir siyasal hareket değilsiniz. Cumhur İttifakı'nı neden destekliyorsunuz? Biz de diyoruz ki Cumhur İttifakı'nı desteklemek siyasi bir mücadele değil, milli bir mücadeledir. Ve gençliğimizin üzerine tekrardan böyle bir şey Yani daha söylemek özet istiyorum. olarak Özet geçecek olursak olarak, aynen, daha sonra programı kapatacağım. Türk gençliği nasıl olmalıdır? Türk gençliği Selahattin Eyyubi kadar Kürt, Fatih Sultan Mehmet Han kadar Türk olmalıdır. İşte bu noktada bir örnek vermek isterim. Cennet Mekan Başbuğ diyor ki, biz Kürtler kadar Kürdüz, onlar da bizim kadar Türktür. Türk ve Kürt kardeştir. Çünkü biz bu aziz vatanın evlatlarıyız. Söylediğim gibi cümleyi bu şekilde Milli Beka Hareketi olarak bizim tek düşüncemiz ezanlar inmez, bayrak dinmez. Bu cennet vatanı bölünmedi, bölünmeyecektir. Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz Ben teşekkür bilgilerden ederim. dolayı. Çok sağ olun. Sevgili Gençlik Kolları Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanımız, siz neler söylemek istersiniz? En son ben bir iki başlık Tabii, daha eklemek özet istiyorum. olarak geçecek olursak. Teşekkür ederim. Şu an halihazırda Bozoğlu'muzda bir sorun daha da mevcut. Tabii halkın bize yansıttığı bir durum. Bozoğlu ilçemizde başıboş ve sahipsiz hayvanlarımız mevcut. Bunu da sabah erken saatlerde çocuklarımız, zaten küçük çocuklar, 7 ve 8 gibi okula gittikleri için bundan ötürü de bir şikayetler var. Dolayısıyla bu çocuklar küçük ve de savunmasız Doğru. olduğu için buradan Güneydoğu TV Aracılığıyla. aracılığıyla değerli belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sevgili izleyenler, bu akşamki misafirlerimiz Bozova'dan geldiler. Milli Beka Hareketi Bozova Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mahmut Boğan Akçakaya Beyefendi ve yine Milli Beka Hareketi Bozova Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı sevgili Mustafa Aslan Beyefendi. Bu akşam bize konu oldular. Özellikle Bozova, Şanlıurfa ve bölgemiz anlamında önemli açıklamalarda bulundular. Gençlik üzerinde yaptıklarının ve yapacaklarından bizlere bahsettiler. Bir başka Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.